İşte nefsin ritmine uyduğumuz zaman yok öyle şey. Hayatın gerçek ritmini kaçırıyoruz. Elbette. Hepimiz çok kıymetliyiz. Kısa boy, uzun boy, güzellik, çirkinlik bu kavramlara çok takıldık. O yüzden kendimizle temasımızı kestik. O yüzden de biz sevmenin içini çok boşalttık. Evet. Seni seviyorumla telefon kapıyoruz artık biz. Ama biz şiddete şiddet, sese ses katmayı çok seviyoruz. Biz yenmeye odaklıyız. Yenmeye değil de biraz onun dediğini de anlamaya odaklı olsak mesele bitti. Sevgili dostlar, Sunsu Yolu'na hoş geldiniz. Efendim biz bugünkü programımızı Yağmur'la yapıyoruz. Yağmur eşliğinde sevgili Açelyan'la beraber bereketle geldin. Vallahi Yağmur seslerini bilmiyorum, İpek çağrır da gelinmez ama. Mi? İnsan yani bu güzel bir ruhsun sen yani. Hani ben arkadaşımsın diye demiyorum. Hayat içinde çok görüşemesek de enerjisel olarak zaten hep benlesin. Seni seyretmek, seninle olmak, o enerjini almak, sen çağrısında gelmemek kendime ihanet olurdu. Ya ne tatlısın. Kendime sen. İhanet olurdu yani. Tatlısın. Kabul edemem bunu. Ama hemen koşabilir. Ve Yağmur'la gelmek de çok hoşuma geldi. Gerçekten ara ara doluya döndürüyor sevgili izleyenler. O yüzden sesten dolayı ben kusurumuza bakmayınız. Şimdi canım Açelya, Sufi Yolu'nun ilk oyuncu konuğu aslında. Biliyorsunuz daha çok farklı meslek grubundan İlahiyatçı hocalarımız olsun, eğitimciler olsun, aile danışmanlarını aldık ama istedim ki Açelya'nın bu manevi yolunu da bilin, tanıyın. Evet. Belki onun yolu size de yol olur. Başka kapılar açar. Çünkü gerçekten şahane bir zihni var. Kalbini zaten söylememe gerek yok. Yüzünde, kalbi yüzünde olanlardan. Gördüğün sana aittir. Bir tanem bu manevi yolculuğun nasıl başladı? Önce biraz hani manevi yolculuk derken insandan aslında bahsediyorum. İnsana dokunmak, hayata dokunmak, doğaya dokunmak. Hani bunlar aslında hep maneviyatın içinde var olan kavramlar bizler için. Ve tabii ki yaratıcıyla olan ilişkin nedir? Hep hemen ilke gittim. Yani kendimi, varlığımı hatırladığım duruma. Ben çok hayalperestim. Bence hepimiz hayalle başlıyoruz. Biz hayallerimizi unuttuk. Yani bence hayallerini kaybeden insanlar maneviyatı başka yerde arıyorlar. Ama kendiyle insanın ilk temas ettiği, ben çocukken de oturur gölgelerle hayal kurardım. Onlarla birlikte bütünleşirdim, ağaçla bütünleşirdim. Hatta benim arkadaşlarım hatırlıyorum biraz böyle dalga konusu da olmuştum İpek. Anoş demişim, bütün kedileri köpekleri toplamışım. Anoş, anoş, anoş diye seviyormuşum. Dokusalım ya, eziyormuşum onları. Neyse, şimdi düşünüyorum da yani zaten benim varlığımı Allah beni yaratırken çok dürtüsel, dokunsal, işitsel yaratmış. Tabii ne oldu? Sistemin içinde bizler bunlardan uzaklaştık. Çünkü aferimler ve puan sistemi bizi bizden uzaklaştırmak ve buradan yol alırken bunun da mutlaka bir çalıştığı alan vardı ama biraz çok gittik o alana gibi geliyor. Ve ta ki ben lisede oyuncu olmaya karar verdiğim gün tekrar buluştum kendimle. Yani çünkü insan hayal kuruyorsa hayallerine devam etmeli. Eğer bahsettiğin iman ve şeyse ben önce Yaradan'ın yarattığı bana temas etmeyi kıymetli buluyorum. Ben bana temas ettiğimde orada kendimin eksileri artılarıyla birlikte kabullerim başladığında artılarım eksi oluyor, eksilerim artı olduğuna inanmıyor. Yani dolayısıyla orada temas etmeyi çocukluğum oyunculukla birlikte çok hissettim. Çok da şanslı bir aileye doğduğuma inanıyorum. Herkes tabii kendi şansındadır. Ben olmasa da şanslı olduğunu düşünürdüm. Kendi yapımı da biliyorum. Ama annem benim daha evrensel bir kadındı. Bana anneliği benim bu coğrafyada duyduğum alandan anlatmadı. Yani annelik bu coğrafyada çok iyi, muhteşem, çok koruyucu. Yediğinden, içtiğinden, giydiğine, şey yaptığına kadar herhalde annem en az onunla ilgilendi. Tabii anne çok etkin aslında. Çok. Benim hayatımda da öyle, senin hayatında da öyle.
Bak çok güzel bir şeye değindin. Aslında tabii ki şunu soracağım sana. Her şey çok güzel resmedilmiş bu dünyada. Yani böceğinden rengine, elbette, meyvesinden yemi, her şeyi, elbette, her şey şiirinden müziğine. Elbette. Şimdi biz de aslında bu yaratıcının bence el verdiği insanlardan, evet, biriyiz. Yani niye? Çünkü olmayan bir karakter aslında ortaya çıkartıp bir yaratım sürecimiz var, doğru, bizim de. Hiç böyle bakmış. Evet, yani başkası olabilme şansını bize vermiş, evet, Allah. Yani bunu deneyimlemek, aynen, bir karaktere girdiğinde, bir gün katil bile oynadığında onu hissedip empati yapıp aslında kabuller üzerine kurulan bir iş oyunculuk. Aynen. Yani o da bir yaratım aslında. Evet, ama işte bunun sana, kibirinin altında ezilmek oluyor çoğumuzun. Benim de ara sıra düştüğümüz, hı-hı, zaaf. Onu da halbuki soracağım. Evet, yani bu bir yaratım hediyesi. Bence başka de bir insanın hayatını oynayabilmek. Onu kendinle, ipekle, açeliyle, sana anlatmayayım, seyircilerimize gitsin, buluşturup başka bir karakter yaratmak. Yoksa öbür türlü aynı Ahmet'i, aynı Ayşe'yi oynarız. Tabii. Ama İpek'in Ayşe'siyle, Açelya'nın Ayşe'si, Açelya'nın yolculuğuyla birleşen Ayşe ya. Yani burada işte aslında bütün bu yaratım sürecini ben Allah'a inandığım için Allah'ın hediye ettiğine inanıyorum. Öbürü başka bir şeye inanır, bir yaratım gücüne inanır. Ama ben kendim bunu net söylüyorum. Ben gerçekten Allah inancıyla teslim olduğum için, onu Allah'ın bana hediye ettiğini düşündüğüm için ben her gün bir mucizeye uyanıyorum. Değil mi? Tabii tabii. Nasıl? Müthiş bir şey her yani. Her gün bir mucizeye uyanıyorum. Dolayısıyla buradaki iyi ya da kötü değil, olması gereken diye bakmayı ve olması gereken oluyor diye hayatı, tabii, çok yukarıdan ya da çok aşağıdan değil, çok büyük mutluluklar, çok büyük acılarla değil, olması gereken, hı-hı, noktaya kendimi getirmekle uğraşıyorum. İşte aslında dünyadaki herkese farklı yetenekler bahşedilmiş. Ben biraz böyle düşünüyorum. Bir mimar da bir bina yaratıyor. İşte mühendis baktığın zaman, ya da heykeltıraş, ya da bir beste olmayan bir şarkı bir anda yaratılıyor. Ya da bir roman. Bunlar çok kıymetli. Edebiyat, sanat, baktığın zaman hepsi bunlar aslında yaratıcının tezahürü. Yani bizler aslında onun bir takım yansımalarını icra ediyoruz burada. Sanata ben biraz böyle bakıyorum. Biraz çok doğru, yansıma. Aslında. Yansıma, evet, evet. Ama ben o hayatın aslında günün ritminin içinde de sanat olduğuna, sen de böyle düşünüyorsundur. Aynen. Yani gün sanatla başlıyor. Bir kuşun ötmesiyle, bir çiçeğin açmasıyla, o çiğ kokusuyla. O gökyüzü bile hiç aynı değil ya. Evet. Sen biliyorum, evet, sabahçısın, her gidiyorsun. Sabah. Instagram'da sabah şahane videolar paylaşıyorsun. Bakıyorum her dolaştığın sabah ayrı. Ne kadar muhteşem her yani. Her gün bir ilham kaynağı. Düşünsenize, başınıza gelen bir şeyi muhafaza ettiğinizde doğanın size sunduklarının yanında ne kadar aciziz. Yani bir şey dert ediyoruz, sıkıntı ediyoruz. Bunun içine hastalık, sağlık, para, aşk, bir sürü dert. Halbuki doğa seninle salınıyor. Sen ama diyorsun ki hayır, benim bunu tutmam lazım. Veya zenginlik veya güzellik. Hayır, bu bende ya. Yok öyle bir şey. İşte nefsin ritmine uyduğumuz zaman hayatın gerçek ritmini kaçırıyoruz. Elbette. Bir de o kadar önemli değiliz. Bak, değerliyiz. Evet. Çok değerliyiz, çok kıymetliyiz. Ama bütüne hizmet ediyoruz o kadar. Yani hani kendi bilim olarak kıymetli ve değerliyiz. Ama baktığında dünya için çok ufaz ve öyle de olmalıyız. Yani kendi içimizdeki benim neye hizmet ettiğini bilmek gerekiyor. Yani kendimi sevmeyi seviyorum ama kendimi sevmeyi anlatmayı sevmiyorum. Çok güzel. La ilahe illallah yani, anladın mı? Yoktan vara yani, hani diyor ki yokturla başlıyor, vardır'a dönüyor. Yani kendini sevmeyi anlatmak ne kadar? İşte her şey kendinden çıkıyor ya aslında, özden çıkıyor. Yani çok güzel şeyler söyledin bu arada. Biz kuliste de program öncesi konuştuk. O varlık ve hiçlik kavramlarından, evet, biraz bahsedelim istiyorum ama öncesinde şu küçülmekten bahsedelim. Çünkü sen bunu hayatında çok güzel uygulayan nadir sanatçılardan, ünlülerden birisin. Hmm. Yani büyürken küçülmek, o ego varken o küçülmeyi nasıl deneyimledin? Neler oldu bir hayatında? Bir kere rutinden çıktım. Yani şöyle, bize rutin ne diyor? Mesela işte
şablonlarımız var hayatta. Hı hı. Zenginlik, fakirlik, ün, ünsüzlük. Şablonların içine sıkışmışız. Bir kere ben kendi şablonumu Allah'tan oluşturmayı istedim. Hı. Yani hiçbir zaman küçülürken fakirleşmeyi istemedim mesela. Tam tersi. Daha zengin olmak istedim. Daha zengin olursam küçülürken daha doymuş olacağım için çevreme verebilirdim. Ya. O yüzden hiçbir zaman şundan vazgeçmedim. Güzel takınmaktan, güzel sürünmekten, en güzeli satın almaktan. Ama onun kölesi olmadım. O var diye de sevinmedim, o yok diye de yerinmedim. Ama onu saklamadım. Zenginlik saklanılmaz. Bunun içine güzellik, para, fakirlik de saklanılmaz. Çünkü bunlar aslında yoktur. Sen bunu, bu kavramları bir kere vazgeçtim. Yani bizde mesela çok şey vardır. Hep kendimizi mütevazi gösterim derken fakir gösteririz. Ya da fakirizdir, kendimizi deriz ki burnumuzu dik tuttum, kuyruğu havaya diktim. Biz biziz ya. Sen ne olmak istiyorsun? Sen nerede olmak istiyorsun? Hayatta bir başkasının motivasyonu mu? Senin motivasyonun mu önemli? Ben kendi motivasyonuma çok kıymet verdim ve küçülürken de o küçücük dünyamda hepsini tatmak istedim. Ben sabahları yürüyüşe çıkıyorum yaklaşık işte 20 yıldır. Son 10 yıldır pijamamla çıkıyorum, tamam mı? Hı. Genelde de pijamalarım koyu renk olur benim böyle. Çünkü neden? Şöyle bir mantığım var. Sabah çok erken koşu yapıyorum ve onları da yıkıyorum. Bir daha iki tane su vücuda şeye, sisteme sokmamak için bir tişört gibi onu yıka. Sabah kalkıyorum, suyumu içiyorum, kahvemi içiyorum, dua ediyorum. Bunun doğaya bakıyorum. Bugün Allah ne verdi? Kar mı verdi, yağmur mu verdi, güneş mi verdi? Bir temas edip alerjenlerimle buluşturuyorum. Doğayla bir temas ediyorum. İnan evim olmasa da balkonda giderdim, ip atlardım. Yani evimin önünde yürüyebilecek imkanım olmasa da balkonda ip atlamışlığım da vardır. O doğayla temas etmek çünkü önemli olan. Yaratım gücüne inanırsan olur. Doğalıyız, orada aslında bütün açıyla kimliklerim yok oluyor. Yani pijama ile çıkıp alfadan böyle kalkıp sabah o böyle Allah'la bütünleşip doğayla bütünleşip eve geliyorum. Sonra güzel takılarımı takıyorum. Parfümlerimi sürüyorum. Hatırlıyorum ben açeliyim. Açeliyim bak akkoyunayım. Açeliyim. Allah beni açık yarattı. Annem açelya ismini verdi. Boşuna vermedi. Anlamı değil mi? Ne, anlamı var. Açelya çiçek. Ama açık kökü. Aç kökünden geliyor. Benim bir açılmam lazım. İyi besleniyorum. Güzel. İyi yiyorum, bol suyumu içiyorum. Karşıma çıkan her şeye neden oldu İsminin diye sorguluyorum. İsminin hakkını veriyorsun evet. Yani. Neden? İyi ya da kötü diye bakmıyorum. İpek iyi mi, kötü mü diye bakmıyorum. Neden İpek? Neden İpek bugün benim karşımda? Onu açıyorum bir kere. Sonra güzel giyiniyorum. Na evde bile olsam. O pijamalı açelyadan böyle pırıl pırıl mis gibi olan açelya. Ben yemeğimi kendim yaparım. Biliyorum. Yıllardır. Yemek yapmaya bayılıyorum. Yemek benim yaratım gücüm. Yani bir ara sabah 6'da kalkıp yemek, dolma doldurup sete gidiyordum. Yemeğimi yapıyorum, günlük rutin yemeğimi. Evde yardım alıyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim var ama yardım alıyorum. Çünkü ben evimin, ev insanının, kadın ya da erkek demiyorum. Evini insan kimseye bırakmamalı. Orası benim evim. Yardım alabilirim ama evimi kimseye bırakmam. Ben bir başkasının düzeninde yaşarsam ben olmam. Sonra tabii bütün bunlarla normalize olunca zaten... Ben açelya koyunum olmuyorsun çünkü sentetik bir şey yaşamıyorsun. Dokunuyorsun çok hayatın gerçek her şey. Gerçek dokunuyorsun. Olması gerekeni sonra yaşıyorsun. Sonra dışarı çıkıyorum, sarılıyorlar açelyam diye. Allah'ım ya, Allah'ım diyorum, sen ne büyük bir mucize yarattın. Yani ben magazin olmadan, sansasyon yaratmadan ya, tanınıyorum ve öpülüyorum. Ya. Hatta hanımlar, kadınlar geliyor kocalarına diyor ki bak açelya git sarıl. Ya diyorum muhteşem bir şey bu yani. Orada da sinerjiye ve Allah'a şükür ederek inanıyorum, inanıyorum. Bir bakıyorum evde yine anne olmuşum, küçücük bir insan olmuşum. Kızımla, eşimle bildiğin yemeği yapıp böyle al ya hadi bakalım ders çalış diyen anne oluyorum. Ne güzel bir uyum yakalamışsın. Evet, ama evet. Bu ne kadar zaman aldı yavrum? Yani şimdi bugünden yarına bu anlattıklarımız olmuyor sevgili izleyenler. Yani bana da çok soruyorlar, çok geliyor. Hani nasıl bu noktaya, bu olgunluğa, bu sakinliğe ulaştınız ama o kadar bir emek var ki bende de açeli. Yani sen muhteşem gidiyorsun. İnanılmaz ama. Bir ama emek. Senin ritmin güzeldi. Yani senin varlığın o anlamda şanslıydı. Güzel evet, bir notaysın sen yani. Yani kendi varoluş sebebimi keşfettim. 40'tan sonra. Çok aradın çünkü ama. Evet çok aradım durup ama. Durup dururken böyle öp diye önüne gelmedi. Oradan buradan onu bunu çok aradım çok ben. Ben bildiğim böyle
meraklı meraklı oraya da git, bunu da öğren, şunu da öğren, bunu da öğren. Ama işte bunu sormak istiyorum. Yani ne kadar süreye ihtiyacımız var aslında? Bizi seyredenler için evet, mi? Evet bebeğim. Yani bence ben bu konuda öncelikli bilir kişi değilim. Ama hani hisseden kişi olarak konuşursam daha mutlu olur. Çünkü bilir kişi olmak çok iddialı bir şey. Ama şunu biliyorum, hepimizin bir yaratım sebebi var. Ve biz artık şu kodlarla bakmayalım birbirimize. İyi, kötü, güzel, çirkin. Bunlar bize öğretilmiş şeyler. Bizim gerçekten iyi dediğimiz veya kötü dediğimiz şeyin neye hizmet ettiğini bulmamız lazım. Biz ona kötü derken bizde hangi kötülüğe dokunuyor ki biz üzülüyoruz? Biz kimiz ki? Onu eğer Yaradan öyle uygun bulduysa, ona o kadar öfke ve nefret saçarak biz hangi sandığımızdan neyi çıkarıyoruz? Yani ben bir şeye kızmıyor muyum? Çok kızıyorum. Üzülmüyor muyum? Çok üzülüyorum. Aa, baktım ki o çoklar bende çok. Şimdi ben o çoklardan vazgeçtim. Üzülüyorum. Geçer diyorum. Ama bu bir süreç. Yani. Hani bu böyle 3 ayda olacak bir eğitim değil. Antrenman. Şimdi yani. Şöyle düşünün. Ben de futboldan çok anlamıyorum ama Ronaldo düşünün. Şimdi Ronaldo antrenmana çıkmadan Ronaldo olur muydu? Olmazdı. Mümkün değil. Olur muydu? Olmazdı. Muhammed Ali. Muhammed Ali felsefesiyle yumruğunu birleştirdi. Ya. Antrenmanlarla. Yani ruhumuzda bir sporcuyuz biz ve hepimiz çok kıymetliyiz. Kısa boy, uzun boy, güzellik, çirkinlik bu kavramlara çok takıldık. O yüzden kendimizle temasımızı kestik. O yüzden de bir başkasına kızarak varlığımızı, bir takımı tutarak, bir partiyi tutarak, bir giyinim tarzını tutarak kendi varlığımızı dokunmadan tespit ettik. Yani evet, ben mesela yırtık kot giymek istiyorum, atıyorum. Üstüm böyle, burası böyle rockçılar gibi yüzükler takmak istiyorum ama işte başkası hayır diyor. O yüzden benim normal giyinmem lazım mı? Ben ona karar verdim. Ya da ben yine de onu doz doz giyip, ya İpek, ben çok mutlu hissediyorum kendimi. Yani benim amacım bir başkasının alanına girip kendimi beğendirtmek değil. İşte omzum açık, buralarımda yüzükler, küpeler alıp değil. Ben mutluyum desem, dene ya dersin. Evet. Dene ben her şeyle. Ben böyle derim, herkese kalmasın. İnan herkes böyle der. Evet. Ama biz şiddete şiddet, sese ses katmayı çok seviyoruz. Biz yenmeye odaklıyız. Yenmeye değil de biraz onun dediğini de anlamaya odaklı olsak mesele bitti. Dünyanın en ters fikri gelse şu an karşıma benim. Yani mesela ne olabilir benim için? Atıyorum, ırkçılık. Bu ırk kötüdür. Dünyanın en kötü fikri ya. Bundan daha kötü bir fikir yok bence. Çünkü hepsi yaratım aşaması. Değil mi? Orada o insanı neden kötü ya? Neden böyle düşünüyorsun? Anlamaya çalıştığım an, ona bir adım attığım an yine onaylamam ama kavga etmem. Bir de öyle birkaç cümle söylerim ki ona o tohumu ekerim. Belki yeşerir Allah izin verirse. Benim görevim onu yenmek değil. Yenecek ve yenen yener zaten. Tabii. Doğru. İşte anlayışla yaklaşmak gerekiyor ya insanlara. Sevmek lazım insanları İpek. Biz sevmenin için çok boşalttık. Seni seviyorumla telefon kapıyoruz artık biz. Sevmek çok kıymetli bir şey. Sevmenin içinde ayrılık var. Sevmenin içinde tartışmak var. Biz sevmeyi böyle pompon bir şey yaptık. Sevmek böyle pompon bir şey değil yani. Gibi bir şey yani. Evet, evet yani. Abi sevmek, her türlü sevmek. Her yani şeyi, anladın mı? Yaratılan her şeyi. Yaratılış sebebini bilmek, üslubuyla sevmek, edebiyle sevmek. Sevmek ya, çok geniş bir kapsam. Yani biz meseleyi sadece aşka indirdik. Biz meseleyi karşı cinse indirdik. Sevmek dediğin şey karşı cinste ölür. Yani başka bir şeydir sevmek. Evet, bambaşka. Önce kendini sevmek. Şimdi canım, bir de eğitimden bahsedelim istiyorum. Olur. Senin enteresan bir deneyimin oldu aslında. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü. Yüksek lisans. Deneyimin. Evet. Ben bunu duyduğum zaman çok sevindim, biliyor musun, senin adına. Dedim, ya nasıl güzel, hem bu yaşta eğitim almak güzel hem de tasavvufu duyunca, biliyorsun ben çok beni seversin. Başka çarpıyor çok kalbim. Seversin. O yüzden biraz ondan da bahsedelim isterim. Ya aslında ben yıllardır Cemal Nur Hoca'yı hepimiz çok seviyoruz. Çok. Yani onun naifliği, olayları anlatırkenki gerçekliği, sesinin tınısının şefkati ama gerçeği anlatırkenki vuruculuğu falan beni çok etkilemiştir. Çok da
feyz almışımdır, ilham almışımdır kendi hayat yolumda. Daha sonra sevgili Sinan Canan, çok seviyorum, benim spor arkadaşım, öyle diyorum. Çünkü ben bundan 5 küsur yıl önce Sinan Canan'ın videolarıyla koşuyordum. Ben video dinliyorum koşarken sabahları. Çok zihin açık oluyor ya sabah. Çok video dinliyorum, YouTube dinliyorum. Orada hep Sinan Hoca ile koşuyordum. Sonra yayına almak istedim, ekip sağ olsun. Sonra Sinan Hoca ile işte öyle bir bağımız kuruldu. Sonra Sinan Hoca'ya aradım, ben felsefe okumak istiyorum dedim. Çok istiyordum felsefe okumak. Sinan Hoca gireyim. Felsefe dedim. Tasavvuf oku dedim. Üsküdar Üniversitesi. Olur mu olur? Sağ olsun Cemal Nur hocamız da teşvik etti. Olur dedi, onayladı. Başladım ben. Harika geçti. Muhteşem bir, yani 3 ay geçirdi ve pandemiydi. Yani ben çok çok önemli şeyler öğrendim. Ama sonra Osmanlıca girdi. Tabii akademisyenlik başka bir şey. Pek. Tabii tabii. O alan bambaşka bir alan. İkinci dönem dondurdum. Ve hani orada ne kendime ne de kuruma denklik bulmayı bekliyorum. Yani hı hı. Daha denk değilim. Yani oraya ben denk değilim. Yani orası yukarıda benim için. Öyle görüyorum. Cemal Nur Hoca tabii bu benim bu şeyimi sağ olsun yine her zaman gibi şefkatle kucakladı. Hı hı. Tabii sevgili oğlu Kerim Güç o arada muhteşem bir dostluk yaptı bana. Bütün derslerimi çalıştırdı. Kerim ben yapamıyorum. Görev adamı ya. Canım gerçekten. O benim ya. Ya. Sevgili Kerim Güç tabii ki o dönem bana Kerim'i kazandırdı. Kerim evet. Güç'ü kazandırdı. Çok güzel programlar da yaptınız çok, o dönem. Çok. Daha da yapacağız. Kerim'le projelerimiz var. Çok da istiyoruz. Dolayısıyla hani benim tasavvuf yolculuğum böyle başladı. Ha, ama ben zaten hep tasavvuf severdim. Yani ben herkes cebine bir şey koyar ya yola çıkarken, ben mutlaka benim heybemin içinde 2-3 söz vardır. Düşündüğüm, nedenini sorguladığım, yolda giderken, tost yerken o lafı düşündüğüm, o heybemde mutlaka vardır. Yani benim böyle bir tasavvufi varlık sorgulaması seviyorum ben. Bir de tasavvufta şeyle başlar ya, hani tasavvuf nedir sorusunun tam cevabı. Allah seni her an görüyormuş gibi kulluk yapabilme becerisidir ya. Hı hı. Burası bence müthiş. İlkokul 1'den itibaren, anaokuldan itibaren çocuklarımıza vermemiz gereken tek şey. İşte o zaman o çocuk yalnız kendi yere çapatamaz. Çünkü Allah seni görüyormuş gibi kulluk yapabilme yeteneği. Benim hayatım boyunca ben atamam, ben bir dal kıramam. Çünkü benim her yerde Allah'la temastayım. Dolayısıyla bunu da bir biat ve bunu bir işte şimdinin deyimiyle aman sevap kazanım ya da like oradan bakmıyorum. Onu kırmamak, onu üzmemek, o bunları yaratmış, ben o dalı kesemem, o yere atamam. Çünkü o bizim için bu güzellikleri sunmuşken ben o yürürken papatyayı ezemem, papatyaya dikkat etmem lazım, o karıncayı öldüremem. Basmamak için çalışmam çünkü bizi hediye etmiş. Şimdi sen bana bir kolye hediye etmişsin, ben böyle yapıyorum. Emanet. Yapılır mı ya? Her şey bize emanet işte yani. Ama dediğin çok doğru. İlkokulda anaokul. Bu eğitimler bak, hatta bunların anaokul hepsi bize yani. Emanet. Evet. Ölümü de kötü anlatıyoruz. Ölüm bir bitiş değil. Ölüm bir süreç. Yani benim annem yeni öldü biliyorsun. Biliyorum. Ben annemin yani ölümüne onu çok özlüyorum. Onsuz olmak dün mesela çok ağladım ama üzülmüyorum. Ağlamak başka. İhtiyaç duyuyorum. Yoksunluk duyuyorum. Ama üzülmüyorum. Üzülmek kibir çünkü doğduğumuz an ölümü kabul ediyoruz. Ne münasebet. Tabii. Ne münasebet sisteme. Yani biz daha ölümü kabul etmemişken etmeliyiz arkadaşlar. Yani. Etmeliyiz. Kadın doğru söylüyor. Etmeliyiz. Yani ben soracaktım ama ölümü. Peki şöyle bir soru sana. Kendinizi geliştirmek için öyle çaba harcayın ki başkalarıyla ilgilenmeye ve onları eleştirmeye zamanınız kalmasın. Hazreti Mevlana'nın güzel seviyorum. Bir sözü. Bunu da sen paylaşmışsın. Evet. Aslında seni çok güzel özetleyen hiç bakmam. Bir cümle. Birine imrenebilirim. Fesata düşebilirim. Bütün bunlara da kabulüm. İnsanım çünkü. Bende de olsun isteyebilirim. Ama oraya çok bakarsam artık ben değilimdir. Evet. Yani benim ipeğin kazağını çok beğeniyor olmam, bende de olmasını istiyor olmam bana göre o kadar anlaşılır ki. O kadar anlaşılır ki. Yani hani ben şaşırıyorum mesela kıskanıyor falan beni diyorlar. Kıskanabilir. Ne yaptığı önemli sonrasında. Seni taklit ediyorsa orada ciddi bir problem var. Ama senin kazağından feyz alıp kendi kazağını örüyorsa aslında ilham vermişsin.
Yani Allah seni onun için yaratmış, o ilham için. Aslında kıskanılan şeyler, Hayat Nur Hoca ile konuştuğum bir programda, senden daha varlıklı, senden daha kariyerli, senden daha zengin, senden daha üst bir insanın seni neden kıskandığını ve harislik yaptığını sorduğum vakit bana şunu söyledi. Senin varlığından rahatsız. Hmm. O kadar güzel bir cümleydi ki bu. Yani senin varlığından rahatsız. Hmm. Çünkü varlığın tamamlanmadığı zaman, yani bu hayata geliş amacını keşfedemediğin vakit, orada işte acayip bir nefis ortaya çıkıyor. Hmm. Halbuki senin demin söylediğin o küçülme, aslında kendini fark etme, kendi keşif yolculuğuna çıkma. Vazgeçmeden küçülme. Evet. Bak, vazgeçmeden. Vazgeçmeden. O noktayı zaten, o kapıyı açtığın zaman bitti. Gerçekten bitti. Bambaşka oluyor her şey. Yani bitti. Bir defa kıskançlık duygusu hiç olmuyor hayatımızda. Çünkü kadere iman zaten varsa o duygu olamaz. Çünkü o onun çok yolu. Çok istediğim bir işim var. Mesela tamam. Lady Macbeth oynamak istiyoruz ikimiz de. Evet. Bak, bizler girelim. Hadi girelim. Ve o rol ona verildi. İpek Tuzcuoğlu'na verildi ve ben gördüm. Dedim, ben de çok istiyordum Lady Macbeth. Bak, buraya kadar çok normal. İnsan ister. Tabii. Ama mesela buradan senin takip edenlere ne olur çalışın bunu. Size çok iyi gelecek. İpek artık oynar oynamaz yorumunu yapmaya başlıyorsanız kaybediyorsunuz. Öyleymiş ya. İpek'teymiş sıra. Allah'ım deyip bırakıp, hatta bir de üzerine İpek'i seyredip ne kadar güzel oynamış ya. Dile zor gelir ama her yerde ya bayıldım ya. İpek Tuzcuoğlu'nu seyrediyor musunuz gidip? Ve yalnızken o kızdığınız, sevmediğiniz, hayran olduğunuz, kıskandığınız insanı alkışlayabiliyorsanız bir okyanusta yüzmeye başlıyorsunuz. Evet, hayatın sırlarından birini keşfetmişsiniz demektir, değil mi? Şu okyanus. Şeye bir de değinelim isterim, kitaplarına. Şimdi bir tane çok daha geliyor. Ya ilki aslında iyi ki kadınım. Bir çıkış kitabıydı. Yani ben onu yazarken hep şey düşündüm. Yani editörüme de sonra, Pınar Cumalı'ya da onu söyledim. Yani burada bir düzenlemeyi birlikte yaptık çünkü. İyi ki kadınım, kadını öven, kadını hiç böyle bir yerden, hiç. Tam tersi, kadınla dengelendiği zaman dünya, kurdu, kuşu, insanı, erkeği ayırt etmedim zaten anlatırken. Uyumlanabilirsek kadını anne kutsallığına, kadının mahrem kutsallığından ayırt edebilirsek, çünkü annelik kutsal falan değil, annelik bir görev tanımı. Bir görev tanımı. Evet. Doğurursun, 2 yıl emzirirsin, 3 yıl. 3 yıl ağır görevin var, hamilelik, o bu. Sonrasında da anne ve babayla yolculuk devam eder. Yani dolayısıyla anne kutsallığı üzerine kurulmuş bir hayatta kadın kadınlığını sunamıyor. İyi ki kadınım diyemiyor. Kutsiyet adamamamız lazım diye düşünüyorum. Değer bilelim, sevgi bilelim, saygı bilelim. Anamıza, babamıza, atamıza. Buralardan bahsetmiyorum. Ama bu anne kutsallığı, işte kadının mahrem olması, korunmaya aciz olması. Yok yok, insanın korunmaya aciz. Benim eşimin de korunmaya ihtiyacı var. Benim abimin de var, erkek diye korunmama olur mu? Tıpkı erkek evlatlarından pay bitsin anneler. Yani benim eşim erkek, koruyama. Böyle şey olur mu? Benim onu da korumaya ihtiyacım var. İşte bu şefkati tam potansiyel kullanın diye çıktı o kitap. İyi ki kadınım. İkinci de bu yolculuk beni çok buluş kendinle meselesi. Kendinle buluş atölyeleri, buluş kendine de kitap oldu. Ben çok notlar alırdım böyle koşarken, işte insan kendine samimi değilken bir başkasından samimiyet bulması ne kadar anlamsız derdim. İşte ego kişinin köle efendi ilişkisidir. Gerçek sahip kim olduğuna karar ver falan diye yazardım böyle. Demek ki kendimle şey yapıyormuşum, temas kurmaya çalışıyormuşum. Bunları da biriktirmiştim. Yayın evim dedi mi, hadi ver onları bize. Çünkü özlü sözlerde duruyor benim Instagram'da. Aa, güzel. Hoşuna gitmiş. Pınar dedi ki, ben bunları dedi size metin yazarım. Oturduk Pınar'la biz. İşte mesela bu cümleyi yazdık bir sayfaya. Bu sayfayı da İpek Tuzcuoğlu'na bıraktık. Sen bu dünyada kimle samimisin? Kimle samimi olmak istiyorsun? Bu sözleri biraz da böyle dışarıdan da sendeki sözler aldık. Sendeki yansıması ne? Falan diye bir tanışma, kendinle buluşma kitabı yaptık. Sonra da arkasına da bir not yazdırdım ben, bu hafta aklıma geldi. Yayın evini aradım. Lütfen bunları kurşun kalemle yazın.
Çünkü hayatta her şey değişebilir. Hiçbir şey sabitlemeyin. Nokta ölümdür. Bilmediğimizden. Hayatta noktalı virgüllü bir yer. Yani sabitlemeyelim. Silebiliriz ya bazen. Bütün bildiklerimizi silebiliriz. Çok da önemli değil yani. Öyle oluyor zaten. Çok da önemli değil. Hayat bir devinim, bir dönüşüm. Bugün şundan zevk alıyorsan yarın başka bir şey geliyor oraya. Yani ama bu sadece şey anlamda söylüyorum, mecazi bir anlamda. Yani bu ne olursa olsun fark etmiyor. Çok önemli yani. Değil İpek ya. Her şey için geçerli. Şimdi kısa kısa kavramlar üstünden kısa cevaplar tamam. istiyorum senden. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Küçülmek. Büyümek. Doğa. Aşk. Yaratıcı. Sonsuzluk. Anne. Bir tane. Yol. Yol. Macera. Yolcu. Ben. Bebeğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten gönülden teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum canım. Ayrıca ekstra bir teşekkürüm daha var. Buna da büyük saygı duymakla beraber genelde bu tür programlara fazla konuk olmak istemiyor bazı dostlarımız. Çünkü hani yaratıcının konuşulduğu daha din odaklı olarak görülüyor bu programlar. Halbuki gördüğünüz gibi her şeyi konuşuyoruz. İpekciğim, onlara da saygım lazım. Var. Onların da. Ayrıca teşekkür ederim ne demek? Sana. Ben duyduğum hani günden beri bir kere seni görmek istiyorum. O benim için her şeyden daha hani nereye gitsen gelirim peşinden. Eve çağırıp sohbet ederim yani. Orası mesele değil. Öbür meseleye de bakınca gerçekten olması gereken oluyor bu hayatta. Yani hani kimse biz de iyi değiliz, onlar da kötü değil. Onlar da kötü değil dediğin gibi biz de iyi değiliz. Ama şunu ayırt etmek gerekiyor. Yaratım dinle de bağdaşabilir. Newton yasasıyla da bağdaşabilir. Tıpla da bağdaşabilir. Yaratım öyle bir şeydir ki hiç ummadığın alandır zaten doğmuyor. Öyle olsaydı biz doğacağımız günü anne rahmine düştüğümüz gün bilirdik. Ortalamayı biliyoruz. Saati de bilmiyoruz. Yani neyin nerede yaratılacağını bence noktalamamak lazım. Dolayısıyla senin burada olmak benim için yine bir şey öğrenme yolculuğuydu. Ben teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim. Gözünün bebeğinden de çok şey öğrendim. Burada kendimi duydum senin sayene. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Son böyle güzel bir sözle bitiriyoruz programı. Dur söyleyeceğim. Geçen gün geçti. Biz dünyada bir kum tanesinin sırrını çözebilseydik eğer... Aslında bu dünyayı çözmüş olurduk. Kim? Einstein.